Efendim borsayı açtık. Yeni güne yatay bir seyirle başlıyor. %0,08'lik yükselişle beraber 10.276 puandan açılış gerçekleştirildi. Dün 10.268'den kapatmıştık. Dolayısıyla bugüne 8 puan yukarıdan başlıyor. Peki %0,63'lük değer kazancını konuştuğumuz bankalar bugüne nasıl bir açılış yaptılar? Hemen rakamları paylaşalım. %0,32'lik artı var bankacılık. 13.577 puandan haftanın son işlem gününe başladı. Şimdi info yatırıma yeniden dönelim. Çağlar Toros'a soralım. Borsa İstanbul'daki son rakamlar acaba yükseliş trendini destekliyor mu? Çağlar Toros'la beraber konuşalım. Borsa İstanbul tarafındaki bu yükselişle başlayan harekete. Şimdi Çağlar, özellikle borsa tarafına baktığımızda yılbaşından bu yana %37'lik değer kazançlarının olduğu bir ortam. Bankalarda rakam %50'lerin üzerine çıkıyor. Ama bir yandan TL mevduat faizlerine baktığımızda 68'lerdeyiz. Tabii hem stopajla değerlendirince hem de küçük bakiyeli yatırımcı grubu için değerlendirince 55'lerde olan bir getirisi var TL mevduat faizlerinin ve para piyasası fonlarının da. Dolayısıyla ben bu, eğer Borsa İstanbul yatırımcısıysam, %60'dan fazla potansiyel görüyorsam borsada, evet borsada pozisyonlanmaya devam ederim. Ne görürsün? Mevduatta mı daha iyi bir getiri olabilir? Borsada mı tercihlerini kullanırsın? Neler beklemek lazım? Evet, Borsa İstanbul tarafında Ekim ayından bu yana tepelerin birleşmesiyle oluşan trendin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 10 bin seviyesinin üstüne çıktık ve bu 10 bin seviyesinin üstüne çıkıldıktan sonra da gelen haber akışlarının etkileriyle birlikte rekor seviyelere çıkan ve rekor seviyelere göz kırpan bir Borsa İstanbul BIST Endeks var. Aslında şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz haftalarda mevduat faizlerindeki, evet yukarı yönlü seyir mevduat faizleri tarafında var, fakat geçtiğimiz haftalarda mevduat faizlerine gelen kısmi de olsa bir stopajın etkileri, senin de belirttiğin gibi mevduat faizleri tarafındaki getirinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bundan kapsamlı olarak da risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalabileceği bir durumda Borsa İstanbul tarafı tekrardan alternatif getiri arayışları içerisinde ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, mevduat faizleri tarafı yukarı yönlü gidiyor. Fakat biraz önce konuştuğumuz konuyla aslında biraz daha bağdaştıracağım bu durumu. Mevduat faizlerindeki yukarı yönlü seyirle birlikte likidite bolluğu da meydana gelebilir. Ve likidite bolluğu meydana gelirse mevduat faizleri tarafında da bir geri çekilme görebiliriz. Buradaki geri çekilmeye stopajı da aslında eklersek getirinin daha da azalabileceği günler olabilir diye düşünüyorum. Bu da Borsa İstanbul tarafını alternatif getiri arayışları içerisinde tekrardan üst sıralara çıkmasına sebebiyet verebilir. Evet, şu an mevduat faizleri gerçekten yatırımcı açısından oldukça iyi bir getiri potansiyeli olarak ön plana çıkıyor. Ama tabii ki riskler de var. Biraz önce söylediğimiz riskler var. Özellikle likidite bolluğu riski bence en önemli risk. Ama şu an kur korumalı mevduattan çıkan paranın da TL mevduatları olan geçişe hızlandırdığını söyleyebiliriz. Yani TL mevduatları olan ilgi de fazlasıyla artıyor. Borsa İstanbul tarafında olası bir daha da fazla yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte hızlı bir yukarı yönlü hareket meydana gelirse TL mevduattan çıkan paranın da ben Borsa İstanbul tarafına gelebileceği kanaatindeyim. Stopaj kaynaklı olarak da bu TL mevduatlardan çıkan para Borsa İstanbul tarafına gelebilir. Çünkü Borsa İstanbul tarafında her dönemin ayrı bir hikayesi oluyor ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok hisse senedi ve sektör grubu oluyor. Bundan kaynaklı olarak da aslında temel ve teknik analizi iyi, değerlemeleri iyi olan ve değerleme metodolojisine göre potansiyel getirisi olan hisse senetleri ve şirketler bu süre içerisinde enflasyonu yenebilir diye düşünüyorum. Ve bu da aslında Borsa İstanbul tarafı ne alternatifler içerisinde üst sırada kalmasına sebebiyet veriyor.